Arkadaşlar tarla dolduğumuz kesin de. Yani Altan'la şöyle ilaçlama yapıyoruz. Geç ben yapıyorum. Altan yapıyordu. Ben Altan yanına geldim. Tarlamız zaten yan yana. Hani filtreleri falan temizliyor. Birazdan order makinesinin yani ilaçlama makinesinin sizlere videosunu göstereceğim. Şöyle ilaçlama makinesini görüyorsunuz. Bir tonluk ilaçlama makinesi. Tarlayı öyle bir bitiriyor ki yani uzun bir şeyi falan var. İşte kolları var. İlaç kolları yani böyle götürüyor ya. Öyle olunca yani bu şekilde. Ve sulama yapıyoruz. Arpa sularının artık son sularındayız. Yarına son bir at falan kalacak. Bugün 4 at yapacağız. Gerçi her gün 4 at falan yapıyoruz da. İşte elimizden gelene kadar hızlıca bitirmeye çalışacağız. Çünkü pancar dikilecek. Ondan sonra ineklerin samanı bitti. Saman gelecek. Altan da oradan gülüyor. Yani öyle değil. Neyse ben size birazdan göstereceğim arkadaşlar. Vallahi hafiften rüzgar da esiyor. Arkadaşlar şöyle şimdi Altan çalıştırdı. Altan yürüyor. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Yani bayağı geniş ve büyük. Bu arada şu kol eğilmiş biraz. Altan pancarın üzerine ot ilacını yapıyor. Dabana yapmamış büyük ihtimal diye biliyorum. Şimdi pancarı yıktı, pancarın üzerine yapıyor. Bir tonluk tank arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani bayağı bir götürüyor arkadaşlar. Bakın. O ilaç yine geldi. Allah katlanacak gibi oluyor da. Şimdi arkadaşlar yani bayağı bir şöyle zaten tekerlekli mekerlekli falan. Kollarıyla kendisi toplamda 16 metre yer götürüyor. Aslında güzel bir şey ha. Baksanıza buradan alıyor. Oraya kadar götürüyor arkadaşlar. Nedense bakın şuradaki onu göstereyim sizlere. Tam şurada bakın şu arada daha fazla atıyor. Orayı daha fazla böyle ıslatıyor. Yani motor da büyük olsaydı motor da böyle güzel görünebilirdi. İşte D37 John Deere falan olsaydı o da yeşil ya. Yeşile yeşil. Tıkamış mı da? Pislik yok değil mi? Taze az veriyormuş. Arkadaşlar tazik azdı. Biraz tazikleştirdik tabii ki. Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu? Bayağı bir tazikleşti. Tarlada direk olunca sıkıntılı oluyor. Yani şu direklerden var ya direkler olunca sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Yani illaki şu kollar falan takılıyor. Tarla şu ileride bitiyor. Zaten bunu bir ton ya bunu dolduruyorsunuz. Yani bu tarlayı bitirebiliyormuş yani. Bayağı bir yer götürdüğü için bir de hani 16 metre kollar var ya. Öyle olunca şimdi 3. sefere dönüyor. 3. seferden de buradan böyle gidecek. Şu taraf zaten şav tarlanın. Kendisi çok çalışkandır. Bir de şurada bakın ayarlayabiliyorsunuz.
işte. Asansör sistemi var arkadaşlar. Asansör sisteminden yüksekliğini, alçaklığını hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ya mesela atıyorum işte buraya boruları, ondan sonra tabancalar falan çizdiniz, işte sulayacaksınız ya. Suluyorsunuz ya da hani tabancalar var tarlada, onların üzerinden atlatacaksınız. Asansörden kolları kaldırarak o tabancaları, işte boruları ya da hani başka bir şeyi üzerinden böyle işte geçebiliyorsunuz. Sadece direkler var. Direkler biraz daha zorluyor. Tarlanızda hani direk falan olduğu zaman. Bakın. İyice kalktı. Bayağı yükseğe de kalkıyor yani. Biraz da indirecek. Şimdi indirecek. Şimdi tarla üçgenleşiyor. Şav olunca da evet tekrar indi. Asansör sistemi gerçekten çok iyi bunlarda. Bir de bayağı bir yer götürdüğü için gerçekten de muazzam güzel. Çok iyi. Arkadaşlar Altan yapıyor. Ben de tarlaya gideceğim. Yani kendi kuyumuzun başına gideceğim. Bugün cuma. Cuma'ya gitmemiz gerekiyor. Öyle olunca da gidelim bir abdest falan alalım. Cuma'ya falan gideceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse bugün 4. hatı da yapınca yarına son bir hat kalacak. Onu da sabah erkenden Necati ile geliriz. Necati ile değiştiririz. Ondan sonra işimiz zaten bitecek. Yani arpa sulama işi bitecek arkadaşlar. Sonunda tarlaya giriş yaptık. İleride de karavan var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Altan T ileride ilaçlamayı yapıyor şöyle. Hatta size göstereyim. Bayağı bir uzak. Yürü 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 yorulduk. Buranın son hatı. Buraya çekeceğiz. Şimdi cumadan sonra. Allah bura hala ıslakmış ya. Islandı. Ayakkabılar. Hakikaten de ıslandı. Arkadaşlar camiden geldim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da hata bir saat kala şu hatı var ya değiştiririz arkadaşlar. Sonrasında da diğerini bekleyeceğiz. Şimdi birazdan içeriye gireceğim. Hatta biraz da yatacağım. Uykum geldi. Camide hocayı dinleyeceğim. Böyle uykum geldi biliyor musunuz? Arkadaşlar dışarıya çıktık. Yemek falan yedik. Hat duracak. Yarım saati kaldı. Şu hat hazırlayacağız. Ondan sonra da bu hazırladığımız hatı çalıştıracağız. Gübresini falan atacağım. Diğer hatta saat 7'ye geliyor. Yani inşallah şey olursa ne yapacağız? Değiştireceğiz. Bugün 4. hatta takıp eve gideceğiz arkadaşlar. Yalnız hava bulutlanmış ve hafiften rüzgar da esiyor. Arkadaşlar kuyu durdu. Şimdi gübreyi falan döktüm ben. Şurada zaten çok az gübre kaldı. 3,5 çuval kadar falan gübre kaldı. Kuyu bir 2-3 dakika falan dinlensin. Ondan sonra tekrardan çalıştıracağım ki yani en azından kuyu 2-3 dakika biraz dinlensin diye duracağım yani. Şimdi şurası saat 6 gibi falan çekeceğiz. Şimdi de şu son atı burayı çalıştıracağız arkadaşlar. İyi sıcak var yalnız var ya. Çok iyi sıcak var. Yani inşallah yarın yani cumartesi günü İyi bir yağmur yağar. %100 yağış gösteriyor da. İnşallah yağar. Ne bileyim yani sıcaklıklar falan geldi. Yağışlı gelse iyi olur aslında. Nisan ayındayız ama yani bilemiyorum. Güneş yakıyor resmen arkadaşlar. Arkadan böyle hafiften bulutlanıyor gibi ama gerçi kaç günlerdir böyle bulanıyor bulutlar ama yağmadı. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Thank you.
çalıştırdım. Şöyle. Şu tırnak var ya arkadaşlar, tırnak şu açılı olan dişleri işte basınca çalışmış oluyor arkadaşlar. Su şimdi geldi. Şuradan şöyle geliyor. Artık buradan böyle gidiyor arkadaşlar. Bu taraf çalışacak dediğimiz gibi. Arkadaşlar şöyle dördüncü atı bekliyoruz. Bir saati kaldı. Şimdi şu at çalışacak. Oraya hazırlayacağız birazdan. Ondan öncesinde de şu gübreyi dökmem gerekiyor. Bir buçuk çuval döküyoruz. Arkadaşlar üre döküyoruz. Yani her hat başı bir buçuk çuval düşüyor. Ama şu anda da iki çuval kaldı. En son yani yarınki hata iki tanesini dökübreyeceğiz. Zaten o da bitecek komple. Şimdi su iyice böyle aksın. Bu arada ağaçları şöyle olmadı. Ağaçlar söküldü. Onları da göstereyim arkadaşlar. Bu ağaçlar olmaz ya. Yani buraya ağaç dikeceğiz ama hani bunlar şimdilik orada dursun dedik ama bu ağaçlar olmadı. Buraya güzel ağaçlar dikmemiz lazım. İnşallah güzün dikeceğiz. Bu sene bayağı bir de geç kaldık ya. O yüzden ağaçlar olmadı arkadaşlar. Onları da size göstermiş oldum. Bu arada ikindi vakitleri artık akşam vakitleri ya. Yani öyle bir hava mesela serinledi ki anlatamam. Çok güzel bir hava serinliği var. Az da sıcaklık var tabii ki ama sonuçta akşam üzeri olduğu için biraz hava serinledi. O iyi oldu. Son hat duracak buradaki. Öteki tarafı çekeceğiz. Orayı çalıştıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik bir saatimiz aldı. Yani bir saat kaldı. Bir saat sonrasında duracak. Ben de hemen şu gübreleri görmüş olduğunuz gibi hemen dökeceğim. Ondan sonra da bu iş tamamlanacak. Suyu var ya iyice boşaltmışım arkadaşlar. Yani boşaltınca da su azalmış iyice. Şu anda dökelim. Tankın içine suyu basayım. Hazır olacak zaten. Arkadaşlar şöyle geldim. Yalnızlar ya şu ileride sulayıp geldiğimiz yerden itibaren toprağın yüzü kurumaya başlamış. Kurur gibi olmuş. Şimdi bir at kaldı yerine ya. Şimdi bunu buraya çekeceğiz. Şuraya çekeceğiz arkadaşlar. Bu burada çalışacak. Yarın da oradan iki boru da şuraya çekilecek. Bu da burada çalışacak. Yani burası son at oluyor. Şu yarım hazırlamayı da çekeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet. Son bir at kalacak yarın.
Arkadaşlar böyle çekiyoruz hatı. Ara bayağı bir daraldı. İki hat arasında nefes nefese kaldım. Tam ikindi vakitleri var ya, şu 3-4 gündür şöyle yeşillik falan olunca var ya, öyle bir güzel görüküyor ki, güneş de böyle tam sakin zaman olunca çok güzel görüküyor. Arkadaşlar öyle bir güzel güneş falan var ki, bakın şöyle dönüyorum, belki belli oluyordur. Yani çok güzel bir manzara var. Yani arpanın, buğdayın yeşiliyle güneşin işte rengi her şeyi gösteriyor. Şimdi hat çekmeye devam edeceğim. Sonra hazırlama yapacağız. Cat yukarıda çekiyor. Burayı çekeceğiz. Vaktimiz fazla kalmadı. Fazla oyalanmadan burayı çekelim. Ondan sonra çalıştıracağız arkadaşlar burayı. Hatı çektik arkadaşlar. Şimdi buyunun olduğu yere geri geldik. Hatın durmasına az kaldı. Bekleyeceğiz. Hat durduktan sonra tekrardan burayı dinlensin diye bir 3-4 dakika falan duracağız. Tekrar çalıştıracağız. Ve finish bitecek. Arkadaşlar saat 7. Hat durdu. Şimdi şu yeri değiştireceğim. Şu çıkışın olduğu yere takacağım. Diğer taraf çalışacak. Şimdi buranın işi bitti artık. Buranın işi bitti. Evet. Arkadaşlar yola çıktık, köye gidiyoruz. Şöyle güzel bir günün sonuna geldik. İş bitti. Köye gideceğiz artık. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Şöyle güzel bir gün sonu yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz köy işleri artık başladı. Bir aydır işte tarladır falan, onlarla uğraşıyoruz. İlaçlamadır, gübrelemedir falan filan. Şimdi sulamayı bitirmek üzereyiz. Yanında bugün de finişi yaptık. Şöyle eve gidiyoruz. Vallahi bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.